Yeni bir takım kuruldu. Yeni takım geçen senenin devre arasındaki takviyelerden sonra bu sezon transfer olarak düşündüğümüzde Burak Kuçka vardı ve son transferin gününde de Sosa geldi ve Thomas geldi. Onlar katıldılar. Bunların dışında sözleşmesi biten oyuncular var. Onlar giden ve takıma katılan oldu. Çok fazla oyuncu transferinden çok gerekli olan transferlerin ya da gerekli olan takıma takviyenin yapılmasından yanayım. Bu konuda da çok ciddi bir şekilde dirayetli durduğumuzu düşünüyorum. Çok yazıldı çizildi. Oyuncu alınabilir, çok oyuncu var. Ama gerçekten ihtiyaç ve doğru oyuncuyu almak önemli. Burada yaşamayı seven ve burada olmaktan mutlu olan bir oyuncu kitlemiz var. Ama tabii şartlar da değişti. Çok güzel bir stadımız oldu. Oradaki stadın içinde inanılmaz güzel ambiyans yaratıldı. Çok konforlu bir stat. Ve gerçekten de taraftarımızın en azından %75'ini 80'ini doldurduğu ve güzel müsabakaların oynanacağının mesajını çok fazlasıyla verdiği güzel bir yer başladı yani Trabzon'da. Zaman dilimi başladı. Şimdi bir takım kuruldu. Bu takımın bundan sonraki performansı tabii hepimizin merakı ama ben çok net söyleyeyim. Takım mutlaka zirvedeki, üst sıralardaki mücadelesini götürecek. Bu sene çok ilginç bir sezon gerçekleşti. Galatasaray ekonomik olarak belki de Türkiye'de rekorlara imza attı. Ciddi bonservis ve transfer hamlesi yaptı. Buna benzer ne kadar tartışılsa da Fenerbahçe aynı tavır içerisinde. Beşiktaş zaten oturmuş ve önemli bir kadrosu var ki ona takviyeler yapıyor. Anadolu takımları bu konuda Antalyaspor futbol sektörünün içinde ismi duyulmuş oyuncuların şehre kazandırılması için bayağı bir çalışma yaptı. Biz çok titiz davranıyoruz ve çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Bence en değerli yerli oyunculara sahibiz. En değerli yerli oyuncu sayısına da sahibiz. Sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence yabancı konusu tartışılması gereken konuların başında yer alıyor ama esas Türk sporunun tartışılması gerekiyor. Çünkü bence yabancı sorundan önce çok ciddi bir şekilde reorganizasyona ihtiyaç olan bir ülke spor genel bakışının organizasyonunun sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkenin yaklaşık 15 milyon çocuğu var. 15 milyon genç, en genç nüfuslardan birine sahibiz. Fakat onlara ne kadar spor organizasyonu götürebiliyoruz? Kulüp yapılarını sorgulamak gerekiyor. Yoksa yabancı sorununu 3'e indirelim, 5'e çıkaralım, kaliteli hale getirelim. Kulüplerimizin şu andaki ihtiyaç olan organizasyonlarını destek verecek reorganizasyonlarını yapmadığımız takdirde yine bunlar boşta kalacak. Şu anda altyapıyla ilgilenen kulüp sayımızı bir gözden geçirelim. Ne kadar ciddi ve samimiyiz bu konuda. Yine ülkenin bu konuda ulaştığı çocuk sayısına diğer ülkelerle baktığımızda ne kadar burada samimi olduğumuzu düşünelim. O yüzden Türkiye'nin ciddi bir şekilde spor organizasyonuna bir bakış atması ve yeniden yapılanması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Biraz olayı geniş düşünmek lazım. Kulüplerin özellikle çok hızlı bir şekilde bu dernekler yasası ve diğer kurumlarından ayrılıp bugünkü ihtiyaca uygun hale getirilmesi için yasanın hemen çıkması lazım. Falan falan bence yabancı sorunu bunlardan çok daha sonra geliyor diye düşünüyorum. Ama Trabzon'un yine diğer bütün kurumlardan daha büyük avantajı var. Eğer böyle bir organizasyon içerisinde doğru hamleler yaparsa yine altyapısından çok önemli oyuncular çıkarıp takım içerisinde koyabilecek hem güce hem potansiyele hem coşkuya hem ilgiye sahip önemli yerlerden bir tanesi.
Yeri falan değişmiyor. Yani Yusuf ilk defa da orada oynamıyor. Yusuf daha önce de orada oynadı. Ve çok da iyi oynadığı maçlar var. Bir futbol takımının bir maçta ya her maçta aynı şeyi yapıyor olması çok zor bir şey. O gün şartlar ve koşullar ona izin vermemiş olabilir. Takım o anda ritmini yakalayamamış olabilir. Bir değişiklik yaparsınız, o değişiklik tutmaz, vay yanlış yaptın dersiniz. Herkes sonuca göre konuşuyor. Bu önemli bir süreç. Bir maç, iki maç değilmiş. 34 tane maç oynayacağız. Bu önemli bir süreç. Yusuf'un nereden gelip nereye geldiğine bakmak gerekiyor. Geçen sene devre arasında başlayan macerasında bugün Yusuf'un her geçen gün tabii ki inişli çıkışlı. Yani bir tane gidip böyle çıkmayacak bu çocuk. İnişli çıkışlı. Nereden nereye geldiğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yusuf gelişiyor. Yusuf değişiyor. Yusuf kafa olarak, beden olarak da değişiyor. Futbol olarak da değişiyor. Zaman zaman kötü oynayacak. Zaman zaman aldığı görevi yapamayacak. Dediğim gibi her gün gelişen, değişen bir takımız. Çok fazla birlikte oynamış oyunculardan kurulu da değiliz. Sakatlıklar oluyor, yeni gelenler oluyor. Kolay olmuyor ama Yusuf ülke futbolu için önemli bir değer, önemli bir yetenek. Ve bence Yusuf'u korumak ve kollamak, onu gelişimine destek olmak için ben kendi üzerimde düşünün her şeyi yaparım, yapacağım da. Ama Yusuf'un o bölgede başlayıp diğer taraftan değişip o bölgenin dışında oynayıp başka bölgede oynayabilecek yeteneğe sahip mi? Sahip. Ofansif de defansif de oynayabilir. Belki Yusuf zaman zaman defansif de oynayacak. Oynaması gerektiği maçlar da olacak. Bunu da oynayabiliyor. Ve oynayacağını da düşünüyorum. Belki de kariyerin ilerleyen bölümlerinde hiç ummadığımız gibi defansif de oynayabilecek. İşte son maçta Sosa'nın ofansif gücünü hepiniz biliyorsunuz. Beşiktaş'ta oynarken ofansif oynadı ama bizim maçta ikinci yarı defansif oynadı. Biliyorsunuz oyuncularla anlaştık, kulüpleri vermedi, kulüpleriyle anlaştık, oyuncu gelmedi. Yani birçok şey sıkıntılı bir şekilde gitti ve biz ısrarla hep şeyin üzerine durduk. Yani buraya gelmek isteyen ve oynayacak oyuncuları alalım. Bunda zorlanıyorsunuz. Evet, yani sıkıntılar olacak ama bunu kendi içimize çözmek için her türlü tedbirimizi aldık, yapacağız da. Aksilikler olacak. Belki de hiç ummadığımız bazı oyuncularımızı kazanacağız. Yokluklar bazen varlıklar doğurur. Ki bunların içerisinde bunu başarabilecek oyuncu kitlesi de var burada. Benim hep dileğim şu, bizim takım içerisinde sorunu çözecek oyuncu üretirsek onda en büyük kazanç olacağız. İşte Abdülkadir'in en son maçtaki çıkışı veyahut söylenen, ki ben Göztepe maçında da kullandım. Diğer hazırlık maçlarında da kullandım. Yani Abdülkadir'e çok güveniyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Ama onu korumak, kollamak, zamanında ve doğru yerlerde doğru hamleler yapmak, onun gelişimi için ona olanaklar sunmak çok önemli. Acımasız bir iş dünyası içindeyiz, rekabet içerisindeyiz. Oyuncuya deli gibi, çılgın gibi tekliflerle oyuncunun bir anda olgunlaşmadan kafasının uçmasını engellemek. Yani bütün bunların hepsi hakikaten karmaşık bir iş. Ve dediğiniz gibi diğer bölgelerde de hiç ummadığınız bazı oyuncuları da kazanabiliriz. Elimizde var da. Ama en azından şu bir kere gerçek, çok uygun, burayı seven, burada yaşamaktan mutlu ve burada bir takım olmak için ciddi fedakarlıklar yapan ve o fedakarlıkların karşılığında burada paylaşımda bulunan bir oyuncu kadrosu var. Buraya aldığımız oyuncuların diline, ırkına asla bakmadık. Öyle asla da bu konuda hiçbir zaman gündeme getirmedik. Ama bildiğiniz gibi yapmak istediğimiz transferlerin son gününe kadar ki ısrarımız, dayanıklılığımız, teşebbüsümüz devam etti. Buraya gelebilecek oyuncular var. Ve burada yaşayabilecek oyuncular var. Ve buradan mutlu bir şekilde performansını sağlayabilecek oyuncular var. Hem buna yönelmek hem de sonuç, başarı, performans almak çok önemli. AlaturkaOnline.com. The first Turkish newspaper in the US.